İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Şu anda Batı Ermenistan, Artsakh, Ermenistan Cumhuriyeti'nde olanlar tüm dünyadaki Ermenilerin sorumluluğu altındadır. Fransa'nın Draganyan kentinde Ermenilere yapılan soykırım Armenosit kurbanları için anma töreni düzenlenecek. Batı Ermenistan'daki Urfa'nın Tohmatar antik kenti kaderine terk edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin konsolosu Dr. Guillermo Caramanya'nın röportajı. Adana katliamının üzerinden 113 yıl geçti. Paskalya Subzadik Ermenistan Cumhuriyeti'nde kutlandı. Bugün Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü. Batı Ermenistan'ı Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'da yerli Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit sonuçları hakkında konuştu ve bunun tazminatın reddedilmesi ve ödenmemesi sonucunun 2020'de Artsakh Savaşı sırasında Azerbaycan Türk ordusu tarafından sivillerin katledilmesi de dahil olmak üzere bir dizi savaş suçunun işlendiğini söyledi. Devlet Başkanı Abrahamyan, soykırımın, katliamların başlangıcı olarak 1915'in vurgulandığı ancak katliamların 1894'lerin sonlarında Sassun, Van ve diğer bölgelerde başladığını hatırlattı. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın tartıştığı sözde barış anlaşmasına atıfta bulunarak bugün Azerbaycan'ın Batum Antlaşması'nı izleyerek saldırgan bir yol izlediğini ve Azerbaycan'ın iştahının kabarttığını belirtti. Bu devam ederse yine ciddi fiziksel ve toprak kayıplarıyla soykırım olacaktır. Batı Ermenistan meselesini reddeden siyasi güçler Artsakh'taki durumdan artık sorumludur. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Draganyan'daki Ermeni Dostluk Derneği ve o bölgenin Ermenilerin Başkanı Gerard Berut, Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi, Fransa'daki Ermeni Gaziler ve Direnişçiler Derneği, 22 Nisan Cuma günü saat 17'de Draganyan'daki Ermeni anıtı Dezalez Dazemar önünde gerçekleşecek olan Ermeni halkına yönelik soykırım Armenosit kurbanlarını anma törenine davet ediyorlar. Törene Draganyan Belediye Başkanı Richard Strambio başkanlık edecek. Tören protokole göre gerçekleştirilecek. Batı Ermenistan'daki Urfa'nın Harran ilçesine 53 kilometre mesafede bulunan Tohmatar antik kenti tarihe ışık tuttuğu gibi görenleri de büyüleyen mimariye sahip. Antik kent, kültür ve tarih varlıkları arasında yer alsa da olması gereken ilgiyi ve bakımı görmekten uzak. Tohmatar antik kenti milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildiği belirtiliyor. Abkar Krallığı döneminde Tek Dağları bölgesinde yapılan yerleşim yeri ay ve gezegen tanrılarına tapınma merkezi olarak kullanıldı. Tohmatar, kışın bol yağış alan bir bölgede bulunuyor. Bölgede bu nedenle çok sayıda sarnıç ve kuyuda bugün de biriktirilen sular, dağlarda otlatılan koyun ve keçi sürülerinin yaz aylarındaki su ihtiyacını karşılıyor. Tohmatar kentinde üzerinde kabartma yazılar, heykeller, figürlerin bulunduğu tarihi yapıların yer aldığı tepelerin etrafı taştan yapılmış evlerle sarılı. Brezilya'da ve dünyada yaşayan tüm Ermeniler için yayınlanan Radyo Armenia Eterna programı çerçevesinde Arjantin'deki Batı Ermenistan Konsolosu Dr. Guillermo Caramanyan, sunucu Sarkis Karamekyan ile röportaj yaptı. Caramanyan'a göre bugün Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Batı Ermenistan Ermenilerinin beşiği olan 1920 Ermeni Devleti'nin devamıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni sadece topraklarımızı iade etmekle kalmayıp aynı zamanda kapsamlı adaleti sağlamak ve soykırımın, Armenosid'in sonuçlarını geri kazanabileceğimiz tek etkili araç olarak sundu. Dr. Karamanyan'ın röportajı sayesinde Ermeni halkının bir kısmı Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu ve devletin ileri gelenleri olan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Başbakan Seda Melikyan ve Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın olduğunu öğrendi. Batı Ermenistan Konsolosu Dr. Karamanyan, halk tarafından sunulan soruları da zevkle yanıtladı. Adana katliamı,
1909 Nisan ayı boyunca Batı Ermenistan'ın Halep ve Adana viyaletlerinin Ermeni nüfusuna karşı gerçekleşti. Armenosit Türk makamları tarafından organize edilmiştir. 1890'lardaki katliamlara meşru müdafaa için direnen Adana ve genel olarak Kilikya Ermenileri bölgenin ticaret ve sanayisini ellerine alarak ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ilerlemeyi başardılar. Türk gerici güçleri Ermenileri Türklerden iktidarı almak ve Ermeni krallığını yeniden kurmakla suçlamaya başladı. Katliamın Armenosid'in arifesinde yetkililer İslamcı nüfusa çok sayıda silah ve mühimmat dağıttı. 1 Nisan'da Türk çetesi şehrin sokaklarını, meydanlarını ve semtlerini basıp Ermenileri katletmeye başladı. İlk katliam 15 gün sürdü. Adana, Kilikya katliamında 20 binden fazla Adana ilinde olmak üzere yaklaşık 30 bin kişi katledildi. Ermenilerin yaşadığı onlarca kasaba ve köy yıkıldı ve ateşe verildi. Ermeni Apostolik Kilisesi Hristiyan dünyasının en büyük ve en kutsal bayramı olan Paskalya'yı Surp Zadiki 17 Nisan'da her yerde kutladı. Milyonlarca inançlılar kiliseleri ziyaret ederek Hazreti İsa'nın dirilişini, imanı ve sadakatleri ile yücelttiler. Kilise yasasına göre Paskalya'dan Surp Zadik'ten sonraki pazartesi Merelot ölüleri anma günü olarak kabul edilir. Bugün Ermeni halkı mezarlıkları ziyaret ederek ölen akrabaları ve yakınlarını birlikte anıyor. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 18 Nisan'da kutlanıyor. 1983 yılında UNESCO Genel Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. O gün dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenlenir. Dünya mirası ve anıt ziyaretleri, konferanslar, anıtların temizliği, yuvarlak masalar. Dünya mirasının çeşitliliği, onu koruma ve muhafaza etme çabaları hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için bir fırsat sağlar. Zengin bir kültürel ve doğal mirasa sahip olan Batı Ermenistan, tarihi ve kültürel mirasıyla nesillerine ve dünyaya söyleyecek sözü olan ülkeler arasında gerçekten önemli ve birinci sırada bir yere sahip olmayı hak ediyor. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın vatansever evlatları, Batı Ermenistan liderliği fikir ve ilkelerine sadık kalarak televizyonu ve çevrim içi platformlarının aracılığıyla ülkemizin tarihinin bugünü ve geleceği ile ilgili çeşitli olayları sunmaya, hükümetin siyasi ve kamusal faaliyetlerini yeni yaklaşımlarla sizlere bildirmeye devam ediyor. Ayrıca hepinizin daha yakından temas halinde bulunmasına izin veriyor. Televizyonumuz olan Western Armenia TV aracılığıyla hükümetle, ulusal meclis üyeleriyle doğrudan temas kurabilir, doğrudan Batı Ermenistan ve vatandaşları ile ilgili endişelerinizi, sorularınızı dile getirebilir ve çeşitli ilginç önerilerde bulunabilirsiniz. Televizyonumuzun kendi reklamını yapmadığını hatırlatarak fırsatlarını ve bağlantılarını sizi de aracılığınızla genişletmek istediğini belirtmek isteriz. Sizin desteğiniz hepimizin zaferidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size kaval sanatçısı Mınat Agan Çalıkyan tarafından icra edilen Ermeni halk melodisi Alay Luhus adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.